kadar iyiyiz. Günümüze başladık yine. Her zamanki gibi standart. Dün gece, dünkü videomda söylemiştim. Gece MR'a gidecektim. MR'dan önce böyle acıkanlar yemek yedi ve bulaşıklarını bırakmıştı. Sonra işte MR'a falan gittik geldik. Çok geç saatti. Yattım. Bugün biraz da geç uyandım. Kahvaltı yaptık. Yine bulaşıklar orada duruyor. O bulaşıkları da bıraktım. Ne yaptım? Şöyle bir manav alışverişi yaptım. Yani mutfağım anlayacağınız çok dağınık. Şöyle görüyorsunuz. Bulaşıklar, sebzeler, ocağın üstü keza öyle. Yani mutfağımı toplamakla işe başlayacağım. Ha, bu arada çamaşır makinem de bitti. Onu da geceden sabaha karşıya programlamıştım. Yıkanmışlar. Onları da sereceğim. Koyu renklileri gece açık renklileri sermiştim. Onları toplayacağım. Yani anlayacağınız günlük rutin ev işleri. Yani şöyle de neler aldım manavdan? Şöyle çalı fasulye aldım. 8 liraydı kilosu. 5 liralık aldım. Oğlum seviyor. Ben sevmem. Şöyle 2 kilo patates aldım. Patates 3 kilo 10 liraydı sanırsam. O 2 kilo geldi. Burada ne var? Marul ve roka var. Burada 1 kilo kuru soğan var. Şurada 1 kilo muz var. Elma ve mandalina buzdolabında vardı diye almadım. Başka da meyve almadım o yüzden. O ses ne? Kapak. Şöyle azıcık sarımsak aldım. Bu 5 liraydı. Neden böyle aldım? Evde çok sarımsağım var. Bir kısmı zeytinyağının içinde, bir kısmı da dondurucuda. Böyle olanlar bitti diye şöyle hemen bir bağcık alıverdim. Yani aslında evde şey var, sarımsak var. Olsun dedim öyle alayım. Şöyle 1 kilo karnabahar aldım. Siz de biliyorsunuz karnabaharlar böyle satılıyor. Niye böyle ışık ayarımda bir şeyler oldu ona bakıyordum. Ondan öyle kaldım. Şöyle karnabahar aldım. Karnabaharın kilosu 8 liraydı. Brokolinin 12 liraydı. Şöyle 1 kilo. 1 kilodan biraz fazla burada var. Havuç ve turp aldım. Hemen birkaç kere salata içlerine kullanırım diye. Kiloları 5'er liraydı. Bunu da kendim için aldım. Çünkü benim oğlum falan çocuklar sevmezler. Bir tanecik kereviz, 3 tanecik pırasa. Böyle ikisini karışık bir tane de havuç koyarak, bir tane de patates koyarak şöyle bir kereviz yemeği yapacağım. Kerevizin fiyatı değişiyordu. 8 lira 10 liraya çeşit çeşit yerlerde vardı. Pırası da ortalama 6-7 liraydı. Öyle de pırasanın kilosu. Bir de 1 kilo sardalya balık aldık. 25 liraydı onun da kilosu. Temizlenmiş olunca böyle 850 grama falan düşüyor tabii ki haliyle. Onu da buzdolabına koydum. Bugün balığı yaparım. En hassas şey gıda aldığım o. Sebzelerimi güzelce yerlerine yerleştiririm. Hafta içinde parça parça sebze yemekleri de yaparım. Böyle bayağı yani geçen hafta bir tık daha pahalıydı pazar. Mandalina falan 4 lira 5 liraydı. Burada elma da öyleydi. 5 lira 6 liraydı. Greyfurt 4 kiloydu kilosu. 4 liraydı kilosu. 3 kilo 10 lira falan yazıyordu. Her şey çok pahalı. Evet hadi bakalım şimdi mutfağımızı toparlayalım artık. Şunları da yerleştirelim.
mutfağımı topladım, bir güzel süpürdüm, sonra çamaşırlarımı astım. Kuruyanları da salona bıraktım, henüz onları şey yapmadım, katlamadım, yerleştirmedim. Şu salata malzemelerini çıkardım. Akşam yemeğine balık ve salata yapacağım. 2 su yıkadım. Şimdi de sirkeli suda öyle yemek saatine kadar beklesin. Akşamleyin artık onları şey yaparım. Salata yaparım, öyle dursun. Çerini çöpünü temizledim onların. Çok zaten yapmayacağım. Azıcık bir salata yapacağım. Marul, roka, turp ve havuç var orada. O da öyle beklesin. Şimdi ben de kahve suyu ısıtayım. Tabii bu makine bir çalışıyor bir çalışmıyor benim. Çaydanlıkta ısıtacaktım da çaydanlığın içine şu anda kireç çözücü falan döktüm. O yüzden onu kullanmıyorum. Onu da temizleyeceğim çünkü. Bu çalışıyor mu acaba? Hiç bilmiyorum. Neyse, bir Nescafe içesim var da. Tabii su ısıtırsam büyük cezveme koyayım bari. Bunda olmayacak. Büyük cezvede yapayım. Antika cihaz ya. Ben takıyorum, suyu kaynatmıyor. Eşim takıyor, suyu kaynatıyor. Yeterli. Şimdi bir kahve molası vereyim. Sonra çamaşırları katlamakla işime devam edeceğim. Zaten akşam olmak üzere bile. Her zamanki gibi yine hiç oturmadım. Çamaşırları katladım. Salonda bırakmıştım ya onları. Ondan sonra beyazları attım makineye. Salonun tozunu aldım. Şimdi de acıkmaya başladım ben. Saat erken ama bizde kahvaltı yapılıp ara öğün yenilmediği için erken acıkılıyor. Balıklarımı yıkayayım, salatamı da yapayım, vakitlicene yiyelim. Bu sefer pilota şeklinde almadım, sadece temizlenmiş sardalya aldım. Onları da bir güzel şimdi mısır unlu tuz bu karışımla kızartacağım. Onlar kızarırken de ben salatamı yaparım. Aralarında başka balık var sanırım. Bir iki tane karışmış. Onlarda pul var. Böyle balık olunca iyi oluyor. Kolay oluyor. Vallahi yemeğim hazır oluyor. Öyle işte. Siz ne seyrediyorsunuz acaba? Güzel ayarlayamamıştım sizi. Hemen sizi de bir güzel ayarlayıvereyim. Şöyle. Böyle iyidir. Güzel kızarıyorlar. Salatamda olmak üzere havucunu rendeliyordum da balığı çevireyim dedim. Hem de size göstereyim istedim. Mis gibi mis. Ve işte çarçabuk hazırlanan akşam yemeğimiz. Görüyorsunuz balıklarımı.
Salatam da hazır. Roka'yı bu sefer ayrı koymadım. Salatanın içine bir bağ doğradım. Bol limonlu balığımız da hazır olmuş oldu. Şimdilik bana müsaade, bize afiyet olsun. Yemekten sonra nihayet şöyle şuraları çamaşır suyuyla sildim. Benim tavamdan dolayı balık her ne kadar çok kokmuyorsa da, hani eve böyle balık kokusu sinmiyorsa da, yine de ben her şeyden sonra şöyle cezvenin içinde bir kapak yumuşatıcıyı biraz suyla kaynatıyorum. Ben onları hallederken şu eşimle oğlum dışarı çıkmışlardı. Gelirken birkaç paket çubuk kraker almışlar. Bir de böyle ıvır zıvır bir şeyler almışlar. Bir de şöyle kadife tatlısı almışlar. Bunu kendim hiç yapmadım. Videolarında çok gördüm, seyrettim ama henüz hiç kendim yapmadım. Şöyle de tatlıları da yerlerine koyayım. Çayımı da ocağa koydum. Oh mis yani. Vallahi bu hali seviyorum. Bir daha süpürge tuttum yerlere tabii ki. Her ne kadar da olsa salata yaparken ben yeşillik sıçratıyorum. Şu anda iyi. Biraz sonra da yumuşatıcı kaynar ve eve mis gibi bir koku yayılır. O da iyi oluyor. Perdeyi özellikle açık bıraktım. Şimdi artık kapatabilirim bunu da. Böyle işte. Ay hemen şeyim, şu cezvem çok kaliteli bir cezve değil. Yanmaya başlıyor hemen böyle her şeyler. Onu telliyorum sürekli. Neyse çayım demlensin artık. Şuraya da kalan balığımı koydum. Çok az bir şey kaldı zaten. Geceliğin bizim evde bir daha yemek yeniliyor da onlar da yenilmiş olur. Böyle bakalım. Çayım bir güzel demini aldı. Çaydanlığımın içine de bakın. Ne güzel oldu. Ama bir hafta sonra bakın çaydanlık kireçten görünmüyor. Yani sular o kadar kireçli. Halbuki böyle bulaşıktan sonra da hani yıkamama rağmen, içini silmeme rağmen böyle ne derler bulaşık beziyle yine de kireçleniyor. Ondan sonra işte böyle 2-3 haftada bir ne yapıyorum? Mecburen kireç çözücüyle yapıyorum. Çünkü öyle limon tuzuymuş falan bizim kireçle pek baş etmiyor. Neyse videom artık sonlandırma zamanı ve benim için dinlenme zamanı. Müsaadenizle videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.